olması, tamam mı? Dikkatli olun. Peki efendim. Hiçbir şeyin aksamasını istemiyorum. Tamam efendim. Dikkatli olun. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Hazır olun. Hadi başlıyoruz. Hadi herkes yerine. Notlarım nerede? Kaç defa dedim şunları ben gelmeden masama koyun diye. Özür dilerim. Evet arkadaşlar, giriyoruz yayına. Herkes hazır olsun. Evet, hazır olalım. Yayın için 5, 4, 3, 2, 1 yayındayız. Başlamak istedim. Başlık kız. Adam. Abi çabuk ol ya, başlıyor. Hadi Zuzuk Bey. Dur geldi, geldi. İlk obra başlıyor. Başlıyor. Sonra gideceğim Sayın. Aman koşun, kaçırmayın sakın. Susun lan. Sen sus lan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu bölümde bir konuğumuzla birlikteyiz. Son dönemde güzel sesi kulaktan kulağa yayılan bir isim. Hasret. Hasret Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bravo! Pakistan'a yönelik bu yardım kampanyası, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Tarık Azizettin Müzik'in İstanbul'la buluşması gösterisi muhteşemdi. Nesrin? Efendim? O gece ben de oradaydım. Baksana Hasret televizyonda. Ve güzel sesinizi canlı olarak dinledim. Bir anda salondaki herkesi büyülediniz. Müthiş bir performansı diyebilirim. Şimdi herkesin merak ettiği tek bir soru var. Siz kimsiniz Hasret Hanım? Ben... Adınız Hasret. Onu biliyoruz. Mesela müzikle ilk nasıl tanıştınız? İsterseniz oradan başlayalım. Benim babam keman çalar. Alıyor mu Bey? İsmi nedir? Tanıyor muyuz? Siz tanımazsınız. Ama bizim mahallede meşhurdur. Sizin mahalle? Ben İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde oturuyorum. Küçük bir evimiz var. Çocukken babam bize keman çalardı. İlk öyle tanıştım müzikle. Anlıyorum. Müzikle iç içe bir çocukluk geçirdiniz yani. Evet. Gerçi hala öyle. Mahallemizde müzik sesi eksik olmaz. Her evden bir müzik sesi gelir. O sesler bazen çocukların bağırışmalarına karışır. Bazen de? Bazen kavga edenlerin atışmalarına. Biraz tehlikeli bir mahalle galiba. Anlattığınıza göre pek tekin bir yere de benzemiyor. Yanlış mı düşünüyorum? Hadi lan orada. Aman Zübey ya. Sizin için tehlikeli olabilir. Sizi gayet iyi anladım Hasret Hanım. Evet. Olsun be. İsterseniz annem halinizi bir yana bırakalım. Çok güzel dedi. Peki biraz da sizin müzik kariyerinizden bahsedelim. Her şey nasıl başladı? Mahallede bir düğün vardı. Sen çık şarkı söyle dediler. Ben de olur dedim. O gün orada beni dinleyen biri varmış. Yani sizi keşfeden biri var. Evet, öyle. Kim olduğunu söylemek ister misiniz? Çok değerli biri. Müziğin ne demek olduğunu bana o öğretti. Şarkı söylemenin aslında nasıl bir his olduğunu onun sayesinde öğrendim. Sadece müzik için yaşayan, eşsiz biri. Bu kadar övgüyü günümüzde çok fazla kişi hak etmez. Bahsettiğiniz kişi Murat Turalı olabilir mi? Evet. Söylediğiniz kişi, yani hocam. Bana müziği... Neler diyor, duyuyor musun? Sahneye çıkaran. Resmen Murat yapalım. Üzerinden kendi reklamını yapıyor. Kaydeder misin şunu? İnanılmaz etkileyici bir hikaye ve siz baş kahramanısınız. İstanbul'un kenar mahallelerinden sahnelere kadar uzanan bir yolculuk. Murat Bey'in sihirli bir değneği falan mı var? Hayır, sihirli bir değneği yok. Sadece... müzik konusunda sınırsız bilgisi var. Tek yapmanız gereken kendinizi ona teslim etmek... ve onun kalbindeki müziği hissetmek. Ben de öyle yaptım. Anladığım kadarıyla hocanızla da aranız çok iyi. Mükemmel denecek kadar uyum var. Evet. Nesrin, o bu kız samimi konuşuyor. Siz de dersinize çok... Yapma Allah aşkına. Nereden çıkarıyorsun bunları? Demek ay inanıyor musun söylediklerini? Bence sen yanılıyorsun. Belki de Murat haklı. Gerçekten biz bu kızı tanıyamadık. Delirtme beni Ethem. Herkesin en çok merak ettiği soru. Sahneye çıktığınız günden bugüne neler değişti hayatınızda? Pek bir şey değişmedi aslında. Zaten her şey daha çok yeni. Şöhret ve değişir mi benim kardeşim? Değişmez. Değişmez be. Ben büyük doğdu be. Herkesin tanıdığı Hasret neyse ben yine oyum. Kadriye teyze bir şey istemiyorum.